Ay'a geri dönüyoruz. 50 yıl sonra. Üstelik bu kez oraya gidecek olan kişiler astronot değil, sıradan insanlar. Yani lafın gelişi sıradan. Geçtiğimiz pazartesi günü 17 Eylül 2018'de Elon Musk Ay'a gidecek ilk özel yolcuyu duyurdu. İlk Ay turistini. Thank you Elon. Thank you everyone. Japon girişimci Yusaku Maezawa. Adını ilk kez duyuyor olabilirsiniz ama ileride tarih kitaplarına geçecek bu isim. Bunu yapabilmek tabii ona epeyce pahalıya mal olmuş. Kendisi 2023'te Ay'a gönderilecek olan SpaceX roketi BFR'daki tüm koldukların biletlerini satın almış. Geçen pazartesi günü yaptıkları basın toplantısında yanında kimleri götüreceğini de açıkladı. Bu kısmı çok önemli, o yüzden size konunun ayrıntılarını da vermem lazım ama önce bu videoyu yapma konusunda beni destekleyen sponsorum Cambly'nin özel bir fırsatını size duyurmak istiyorum. Cambly, İngilizceyi konuşarak öğreten bir online platform. Ana dili İngilizce olan eğitmenlere bağlanarak belirli bir konu üzerinde çalışabilir, sınavlara hazırlık yapabilir, İngilizce pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Ya da az önce size bahsettiğim basın toplantısı canlı yayını gibi tarihi olayları daha yakından takip edebilirsiniz. Eğer dünya yeni bir döneme girerken siz de kendinize daha uzun vadeli hedefler koymayı düşünüyorsanız ve bu hedefler arasında İngilizce öğrenmek varsa bu platforma da bir göz atabilirsiniz. Şu anda yeni sezona özel yaptıkları en büyük indirimi uyguluyorlar. Bir yıl boyunca düzenli olarak İngilizce konuşabilme fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ve indirim kodunu açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu arada insanlığın uzay yolculuğunda da yeni bir dönem başlıyor. Eski dönem adeta bir rüzgar gibi geldi geçti. Bir soğuk savaş rüzgarı gibi. Her şey 1959 ile 1972 yılları arasında yaşandı. Sanılanın aksine Ay'a ilk ulaşan araç Amerikalıların değil Ruslarındır. 1959'da dünya dışı bir yere ilk ulaşan insansız araç olarak tarihe geçen Rus yapımı Luna 2'nin ardından 10 yıl sonra 1969'da Amerikalılar ilk insanları Ay'a gönderdiler. Sonraki 3 yıl boyunca 6 kez daha insanlı uçuş yapıldı ve toplam 12 kişi Ay'a gitmiş oldu. Dediğim gibi amaç bir güç gösterisiydi. Devletler teknolojik güçlerini ispat edebilmek için yarışıyorlardı birbirleriyle. Soğuk Savaş dönemi bitince bu pahalı yarış da sona ermiş oldu. Aradan geçen yarım yüzyıl boyunca insanlık uzaydan çok internet ya da cep telefonu gibi başka konulara odaklandı. Artık Ay'a giden uzay araçlarındaki bilgisayar teknolojisinden yüzlerce kat gelişmiş araçları cebimizde taşıyoruz. Ve 50 yıl öncesinden çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bir kere hedeflerimiz daha yüksek. Artık Mars'a yerleşme hayalleri kurmaya başladık. E tabii böylesine yüksek hedeflere ulaşabilmek için önce bir eski hedefleri de bir ziyaret etmek lazım. İşte Ay yolculuğu konusu o yüzden bugünlerde tekrar gündeme geldi. NASA yeni bir uzay programı başlattı, Orion. 2019 veya 2020'de Ay'ın yörüngesine uydular yerleştirecek. Fakat bu kez uzay yarışında sadece devletler yok, özel şirketler çok daha agresif. Ve Elon Musk'ın SpaceX'i bu özel şirketler içerisinde belki de en havalısı. Uzaya bir araba göndermişlerdi, hatırlıyor musunuz? İşte şimdi de Ay'a turist göndermek tam da böyle bir şirketten beklenebilecek yeni bir hamle, havalı bir hamle. Havalı ve pahalı. Çünkü bu yolculuğun maliyetinin 2 ila 10 milyar dolar arasında olacağı hesaplanıyor. Nasıl bir hesapsa 2 ila 10 milyar dolar arasında. E tabi varın bilet fiyatlarını da siz düşünün. Bütün bunlara rağmen adını pek çok kişinin duymadığı bir Japon biletlerin hepsini satın aldı. Yusaku Maezawa genç bir girişimci. Onun çok zengin olduğunu düşünebilirsiniz ama sandığınız kadar da değil. Japonya'nın en zengin 14. kişisi. Türkiye'de ondan daha zengin insanlar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha 20 yıl önce 1998'de sokaklarda kaykayıyla gezen bu delikanlı daha sonra bir online ticaret işi kuruyor ve böyle bir zenginliğe kavuşuyor. Bir yandan da en büyük tutkusuna yatırım yapmaya devam ediyor. Sanata. Kendisi aynı zamanda bir müzisyen ve sanat tutkunu. İşte böyle bir kişi Ay'a gidecek ilk uzay turisti olarak açıklandı. İşte bu kişi kişisel servetinin neredeyse tamamını kullanarak Ay'a gidecek olan tüm biletleri satın aldı ve bunları kime hediye edecek biliyor musunuz? Sanatçılara. Yanında 6 veya 8 sanatçı götüreceğini söyledi. Ressam, heykeltıraş, müzisyen, moda tasarımcısı, film yönetmeni, dünyayı temsil edecek bu sanatçılarla birlikte uzayda bir haftalık bir yolculuk. Bu yolculukta neler görecekler? Neler hissedecekler? Ay'ın yörüngesinde bir tur attıktan sonra dünyaya döndüklerinde yaşadıkları deneyimi
nasıl sanat eserlerine dönüştürecekler? İşte insanlığın bu yeni dönemi beni çok heyecanlandırıyor. Yıllardır bu YouTube kanalında sanatın önemini, onu tasarımın ve teknolojinin de önüne koyarak ısrarla vurgulamaya çalışıyorum. Eski dönemde insanlığın teknolojik yarışında savaşlar en önemli motivasyondu. Devletler en büyük finansördü. Sonuçta ne oldu? 12 Amerikalı beyaz erkek aya gitmeyi başarabildi. Oysa şimdi geldiğimiz noktaya bir bakın. Güney Afrika asıllı bir girişimcinin kurduğu bir roket şirketini, o şirketin kurulduğu ülkeyle bir savaştan çıkmış bir Japon girişimci finanse ediyor ve yanında dünyayı temsil edecek sanatçılar götüreceğini söylüyor. Irklarından, dinlerinden, cinsiyetlerinden hiç söz etmeden. Ayırt edici özelliği sanat olan insanlar. İnsanlığa ilham verecek eserleri yaratabilecek vasıfta kişiler. O roket şirketinin misyonunu şöyle açıklıyor Elon Musk. To the point where we could potentially become a multi-planet species and a true space-faring civilization. İnsanlığı uzayda seyahat edebilen çok gezegenli bir medeniyete dönüştürmek. Bunun en önemli adımlarından birini atacak olan Yusaku Maezawa da sadece sanatın dünya barışını sağlayabilecek güçte olduğuna inanıyor. Uzay medeniyetinin öncüsü olabilmesi için de sanatçılardan bir ekip kuruyor. Önceden misyon ya da keşif olarak bilinen uzay görevlerinden bu yenisini bir sanat projesi olarak tanımlıyor. Dear Moon sanat projesi diyor. Eğer gelecek konusunda bu bizi heyecanlandırmayacaksa başka ne heyecanlandırabilir ki? Her türden sınırların kalkmaya başladığı bu yeni dönem hakkında sadece heyecanlanmak değil, aynı zamanda düşünmek ve hazırlanmaya başlamak gerekmez mi? Ben 2023'te Ay'a gidecek olan o insanlarla ilgili canlı yayın hazırlıklarıma başladım bile. Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ay'a ve sonrasında da Mars'a gidecek daha pek çok insan göreceğiz. Ve eminim 20-30 yıl içerisinde şu anda bu videoyu izleyen gözlerden bazıları böyle bir yolculuk yapacak. Ya da ülkelerin ve hatta dünyanın sınırlarını aşan bu yeni medeniyetin kurulmasına katkı sağlayacak. Böyle bir medeniyetin öncü isimlerinin sembolik de olsa sanatçılardan seçilmesi bence barış adına atılmış çok büyük bir adım. Sonuçta Heybeli'de çıktıkları bir mehtap bile sanatçıların ölümsüz eserler bestelemesine vesile olurken, o mehtabın kaynağına ulaşan ilk insanlardan olmak, özellikle sanatçı ruhlarda acaba nasıl bir iz bırakır? Yıldızlı geceyi resmeden Van Gogh, Ay'a gidebilseydi nasıl resimler çizerdi? NASA'da çalışan Neil Armstrong değil de Ay Işığı sonatını besteleyen Beethoven, Ay'ı görebilseydi nasıl besteler yapardı?